Tuncay Kahraman YouTube kanalından herkese merhabalar arkadaşlar. Arkadaşlar yaklaşık 20 gün önce YouTube kanalımda paylaşmıştım. Görmüş olduğunuz sarımsak yağı şişesi. Bunun yapımını sizlerle paylaşmıştım. Şimdi bugün kuşlarımda kullanacağım bunu. Nasıl kullanacağımı, nelerde kullandığımı, takviye olarak yanında neler kullandığımı sizlerle paylaşmak istedim. Şimdi yapmış olduğumuz sarımsak yağı sarımsaklar içinde püre haline getirip makinede izleyen arkadaşlar görmüştür. Parçalamıştık, püre haline getirmiştik. Zeytinyağımızın içine karıştırmıştık. Yaklaşık 20 gündür bu hazır. 20 gün oldu yapalım. Şimdi arkadaşlar böyle ara ara gelip kovalandırmıştım, açmıştım ağzını. Gaz yaptığında içinde sıkışan gaz açtığımızda patlamasın diye. Hazır. Şimdi neler kullanıyoruz? Arkadaşlar böyle karışık yemim var. Böyle kameradan görünüyordur umarım. Şöyle tutarsam. Hatta ben şöyle yapayım arkadaşlar. Kamerayı elime alayım. Ürünleri neler kullandığımı anlatayım. Sonra uygulamayı yaparken de yine aynı şekil, bu şekil çekimimizi devam ederiz. Şimdi arkadaşlar şöyle hazırlayalım. Burada yapacağım konuşmaları iyice dinleyin arkadaşlar. Kaçırmayın. Şimdi telefonu alıyorum bakın arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar burada yaklaşık 2-2,5 kilo civarında karışık yemim var benim. Böyle büyük bir kova var. Bende güvercin sayısı fazla olduğu için bakın birinci kalite sert buğday ve karışık yem var. Şimdi bu yeme arkadaşlar bu sarımsak yağından 2 veya 3 kapak atıyoruz. Güzelce ne karıştırıyoruz kaşıkla. Bütün yemlerin sarımsak yağına bulaştırıyoruz. Daha sonra eğer elinde İstanbul Loft ürünleri olan varsa bu ürünleri kullansın. Yani üzerine serpiştirsin. Eğer ki İstanbul Loft ürünleri elinde olan arkadaşımız yoksa onlar ne kullanacaklar? Arkadaşlar bakkaldan alabileceğiniz, marketlerden alabileceğiniz pirinç unu. Pirinç ununu da serpebilirsiniz. Yanında mısır unu. Bunu da bakkallardan, marketlerden alabilirsiniz. Ben yıllar önce bu İstanbul Loft ürününü kullanmadan önce pirinç unu ve mısır unu kullanıyordum. Yani bu sarımsak yağını yaptığımda yeme, yemi sarımsak yağına bulaştırdıktan sonra üzerine pirinç unu veya mısır unu serpiyordum. Bunu da yapabilirsiniz. Bu ikisinden de fayda görürsünüz arkadaşlar. Kuşlarınızın bağırsaklarına çok faydalı olacak bu iki ürün. Hem un olduğu için de daha çabuk sindirim sağlayacaklardır. Mısır unu, pirinç, sarımsak yağını bu şekil, bu üçlü de kullanıyordum. Şöyle yapalım. Bu şekil. Bunu yemimize katıyorduk. Katıyordum. Yemi nemlendiriyordum. Sonra pirinç unu veya mısır unu. Daha sonra ben bunları kullanmıyorum demiyorum. Ha, yine de kullanıyorum. Daha sonra ben İstanbul Loft ürünlerini satın aldım. İstanbul Loft ürünlerini de kullanıyorum. Bunlardan da gayet memnunum. Kuşlarımın sağlıklı kalmasında bunların, bu yaptığım bu döngünün işe yaradığını düşünüyorum. Sizlere tavsiyem İstanbul Loft ürünü kullanmayan, bulamayan, elinde olmayan varsa mısır unu ve pirinç unu serpsin. Bu sarımsak yağının üzerine. Çünkü zaten bu sarımsak yağını biz kendimiz yapıyoruz. Sarımsak yağını bu yapacağımız
sarımsaklı yağın üzerine bu ikisini serpsin. Eğer elinde İstanbul Loft ürünü olan varsa İstanbul Loft ürününü de kullanabilirsiniz. Böyle bunları hepsini bir arada kullanmayın. Bunu kullanın. Başka bir gün, bunlar da elinizde olabilir, bu da olabilir. Başka bir günde sadece pirinç unu ve mısır unu olarak kullanırsınız. Şimdi hemen ben tekrar kamerayı eski yerine alayım. Oradan, kaldığımız yerden devam edelim. Evet arkadaşlar, kamerayı yerine sabitledim. Şimdi bakın, yemimiz burada. Yaklaşık 2-2,5 kilo civarında yemim var. Bu şekil. Hatta ben biraz önce karıştırmıştım da yine karıştıralım. Şöyle sıkalım abi. İyicene karıştırıyoruz. Yağımızla birlikte sarımsak ezmemiz de yağımızla birlikte gelsin. Yemimizin üzerine de ondan da katmış olalım. Bakın böyle bir kapak. Sertti. Yemin üzerine. Böyle bir kapak daha serpiyoruz. İki. Şimdi üçüncü kapağı serpmeyelim. Bir karıştıralım. Eğer yemimize iyicene bütün yemler bulaşmışsa üçüncü kapağı yapmamıza gerek yok. Oh, mis gibi bir koku geliyor arkadaşlar. Biraz önce böyle ürünlerimizi, toz ürünlerimizi serpmeden bir karıştırıyoruz. Bakın yemler böyle bayağı bir kayganlaşıyor. Acayip de güzel bir koku oldu. Böyle. Bütün yemleri serpiştiriyoruz. Güzel yine sarımsak yağımızın bulaşması için güzel yine karıştırıyoruz. Bakalım. Üçüncü atmama gerek yok diyeceğim ama atalım arkadaşlar. Sıkıntı olacağını zannetmiyorum. Benim rahatlığıyla böyle 3 kapak. Yine dediğim gibi yaklaşık 2,5-3 kiloya yakın yemimiz var. Bende kuş sayısı fazla olduğu için. Şimdi o kadar güzel kokuyor ki arkadaşlar. Bunu yapın. Bittikten sonra inanın ekmeğini bandırıp kendiniz bile yiyebileceğiniz yani o kadar. Zaten zeytinyağı ve sarımsak zararlı bir şey değil. İyicene çalkalıyorum arkadaşlar. Bu arada ben yıllık izindeyim arkadaşlar. Çalışmıyorum. O yüzden sakalları bayağı sakallarım uzadı. Bu şekilde karşınıza geldiğim için kusura bakmayın. Bakın. Evet, güzelce ne böyle bir sarımsak yağı bütün yemlere temas ettirdi. Hepsi bütün yemler böyle nemlendi arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi İstanbul Loft ürünlerinden İstanbul Loft böyle sarı toz olan bu ürünümüzden böyle tepeleme ben 2,5 kilo civarında olan bu yemin üzerine 2 kaşık serpeceğim. Şimdi bir kaşık serptim. Güzelce bir çalkalıyorum. Tamam, şimdi ikinci kaşığımı da serpiyorum. Bakın böyle hazır. Yine tepeleme doldurdum. Bu kaşığım daha önce söylediğim gibi arkadaşlar çay kaşığıyla 3 tane oluyor.
güzelce karıştırıyorum. Evet. Hemen İstanbul loftumuzun kapaklarını güzelce kapatalım. Ve İstanbul Öner. Bu İstanbul Öner tozundan da ben arkadaşlar ikisini aynı anda kullandığımda İstanbul Öner'den böyle çay kaşığıyla sadece 3 adet atıyorum. Diğeri gibi çay kaşığı hesabı yaparsak 6 tane oluyordu İstanbul Loft. Ama İstanbul Öner'i 3 tane atıyorum arkadaşlar. Bu şekil güzelce karıştırmaya devam ediyorum. Zaten bu ürünler yemlerin üzerine temas ettiği zaman yemleri de hafiften de kuruluyor arkadaşlar. Üzerindeki yağ çekiyor ve yeme yapışıyorlar. Şimdi tekrar kamerayı alacağım. Yemin son durumunu sizlerle göstereceğim, paylaşacağım. Bakın bu mesafeden karıştırıyorum. O kadar güzel bir koku geliyor ki yemin içinden. Kuşlarımıza gönül rahatlığıyla verebilirsiniz arkadaşlar. Sarımsak yağının kokusu acayip bir şekilde geliyor. Ben yıllardır bu uygulamayı yapıyorum. Sizlere de tavsiye ederim. Ben zaten hiç yapmadığım bir şeyi burada abonelerime de tavsiye etmiyorum. Çevremdeki arkadaşlara da tavsiye etmiyorum. Yaptığım faydasını görmüş oldum. Ne varsa onları sizlerle paylaşıyorum. Şimdi arkadaşlar dediğim gibi eğer elinde İstanbul Loft ürünleri olmayan arkadaşlar varsa pirinç unu ve mısır unu kullanacaklar. Bunları da 2,5-3 kilo civarında olan yemimin üzerine ne kadar katıyorum? Yemek kaşığı hesabı yapıyorum ben burada. Bir tane dolu dolu yemek kaşığını pirinç unundan, bir tane de mısır unundan alıyorum. O şekilde yemin üzerine döküyorum. Aynı İstanbul Loft ve İstanbul Öner'i kullandığım gibi, yemimizin üzerine döktüğüm gibi. Tabii ilk etapta sarımsak yağımızı 3 kapak attım. 2,5-3 kilo civarında olan yeme. Daha sonra eğer İstanbul Loft ürünüm yoksa pirinç unu ve mısır unu kullanacağız. Onlardan da birer yemek kaşığı. Tepeleme doldurup atıp birer yemek kaşığı. Daha sonra böyle çalkalıyoruz, çalkalıyoruz. Bir yaklaşık bir 20-25 dakika bekletin, yarım saat bekletin. İyice bir çeksin buğday turunu, sarımsak yağını. Daha sonra kuşlarınıza verebilirsiniz. Hemen ben kamerayı alayım, böyle yakından göstermeye çalışayım arkadaşlar yemin halini. Bakın arkadaşlar, yem bu şekil. Yani çok böyle kaşığı alayım elime. Bakın tane tane, yani böyle yapışma yok, cıvıklaşma yok. Bakın bu şekil. Üzerine belki görüyorsunuzdur, tozlar da var, ufak ufak parçalar yemlerin üzerinde. Bunlar da işte o sertmiş olduğumuz İstanbul Loft ve İstanbul Öner toz parçacıkları. Yaklaşık bir yarım saat bekletip ara ara da böyle karıştırın arkadaşlar. Kuşlarınıza verebilirsiniz.